Arkadaşlar herkese merhaba, Sömnötkü'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben ilk videodan sonra birkaç araştırma yaptım. Abi niye o kadar sessiz? Aman Allah'ım niye o kadar sessiz? Gençler çok sessiz, fark ettiniz değil mi? İnanılmaz, çok ilginç. Peki o zaman şöyle bir suya dalalım. Bu arkadaşların sesi geldi. Şimdi ben birkaç araştırma yaptım gençler. Yalnız bu oyunda hani bir şeyler yapabilmek için eskideki gibi her şey sadece şeyde yok. Yapacağınız her öğe daha doğrusu bu. Üreticide yok. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu bir tane alet var ya, tarayıcı. Tarayıcıyla tarayıcı elinize almak, birçok şeyi taramak. Taradıktan sonra onların helal blueprintleri buraya ekleniyor diye biliyorum. Şimdi bunu yapmak için gerekli olan şey bir adet pil. Ben kayıda başlamadan önce karnımı birazcık doyurdum. O konuları yani çok da fazla girmemek için. Bu arada o kadar çok malzeme var ki çantamda. Gerekli olan şeyleri alamayacağım gibi hissediyorum. Bu stanyonları birazdan şeye bırakacağım. Suyun altındaki yere pile ihtiyacım var. Şu pilimizi alalım. Şuradan tarayıcıyı yapalım. Ben buradan şöyle bir hızlıca aşağı ineyim. Tarayıcının çantamda gelecektir zaten. Alınmaya hazır. Aa, patlayacak bomba. Şey, gemi patlayacak. Ne yapayım? Dur. İzleyelim. İzleyelim. Yukarı çık. Şuradan yukarı çık. Ya, geri sayayım. Çabuk 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 çabuk. Çok iyi zamanlama. Çok iyi. Bir şey oluyor. Radyasyon. Ölmeyeceğim. İçeri girmem lazım mı? Emin değilim. What? Aman Allah'ım. Dur kız. Sakin ol. Güzel uçtu yalnız. Yani güzel patladı. Gayet hoş patladı. Bu arada akşam oluyor. Ay geldiğine göre. Suda bir değişiklik var mı? Yani şimdi radyasyon falan filan. Oğlum suyun rengi değişti abi. Niye öyle oldu? Suya girmeye korkuyorum şu an. Çok ciddiyim. Aaa tabii. Reaper şu an... Şöyle bir şeyler görüyorum, bakın oraya gideceğiz abi bir ara. Fakat gençler biliyorsunuz ki oğlum suyun rengi çok değişti. Neden? Hoppa şu suya dalsak ne olur? Abi su yeşillendi. Aha, radyasyondan dolayı mı acaba? Olabilir. Çok ciddiyim olabilir. Çok ciddiyim olabilir. Peki yapacağım şeyi size söyleyeyim. Şu stanyonları değil. Şu envanter dolu mu? Hayır. Tanyoların bir kısmını bırakalım. Şöyle 8 tane bırakalım. Kuvarstan 4 tane bırakalım. Şu sıradan mercan örneklerini hafiften bırakalım ve tamam. Burası. Abi çok karanlık. Güneş batıyor. Fenerimiz var mı bizim? Bizim fenerimiz yok. Ben şu aleti bir elime alayım o zaman hızlıdan. Alınmaya hazır dedi çünkü. Evet, tarayıcıya ihtiyacım var gençler. Bu tarayıcı bizim için her şey abi. Bu oyunda sanırım elime bir tarayıcı bir de şey alamıyorum değil mi? Bire bıçak, ikiye tarayıcı. Bire bıçak, evet. Fener lazım olabilir gençler, haberiniz olsun. Dolayısıyla fener yapalım. Pil ve cam gerekiyor. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Pil için asit mantarı ve bakır gerekiyordu yanılmıyorsam. Çok büyük sorun çünkü bakırımız yok. Okey. Sen git bakalım geri. Suya insek çok mu karanlık şu an? Bakır bulabilir miyim bu suda? Oo, çok karanlık. What? İnanılmaz karanlık. Şimdi bir yerde şeyler vardı ya. Burada bir yer. Bakın bununla birçok şey şimdi araştıracağız gençler. Haberiniz olsun. Gençler sakin olun. Oo, FPS lütfen. Çabuk kendine gel. Harikasın. Bir yerde bunları biz araştırabiliyor muyuz? Bunlar bizim için bir şey ifade ediyor mu? Asit mantarı. Ay! Almayacaktım. Her şeyi böyle tarayabiliyoruz. Her şeyi. Yabancı canlılar asit mantarı. Bilmiyorum bunun açıklaması tamamen Türkçe mi? Bir ara gidip okuyacağım gençler, emin olun. Kuvars çok fazla ihtiyacım yok. Aa bakın işte bu. Mesela Allah, o ses neydi az önce acaba? 50. Bakın %50'ye geldim. 2 adet. Yani bir adet daha bundan bulabilirsem kendime. Sakin ol. Bunlar küçük Reaper'lar. Sorun yok. Sorun yok gençler. Yalnız sanırım bu cihazı da şeyden yapıyorduk ya. Bir dakika, şu bucaları bir bıçakla keselim ya. Geçen sefer de bana aynı şeyi söylemişti ve yapmamıştım. Şu an yapmak istiyorum eğer bu arkadaş bana saldırmayacaksa eğer. Sakin ol. Gözüm üstünde. Sakin ol. Olayım bıçaklarım. Ay, oy, 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 oy. Avcı, avcı. Ben de avcıyım. Hop, hop. Bıçaklarım senin kuyruğunu. Ey, şapşık. Terbiyesiz seni. Hop, lütfen bırak. Oksijenim azalıyor. Tamam, yukarı gel. Yüzeye gel. Yüzeye gel. Yüzeye gel. Tamam. Vazgeçmiş olabilirsin. Kan neresinden bıçaklamam lazım? Aman Allah'ım. Neresinden bıçaklamam lazım? Vazgeçti. Geçen kanı çıktı, vazgeçti. Oo, işte bu. Kolay yem değilim abi. Gerekirse her türlü savaşırım. Şimdi. Ya şu. Ya şunlar. Şunlar çok ilginç yaratıklar biliyor musunuz? Peki.
Şimdi evimiz nerede? Şurada. Oksijenimiz yeterli diye düşünüyorum. Çantamda bu arada suyum var, hiç merak etmeyin. Şöyle birazcık dolaşalım çünkü bir parça daha arıyorum. Hatta bir de bakır arıyorum ki bunu inceleyebiliyor muyuz? Evet, kireç taşı yığını. Peki, bize ne sağlayacak inanın bilmiyorum. Belki içindekini söyler. Öyle mi oluyor? Gezegen jeolojisi. Kireç taşı çıkıntısı pek. Ne bu? Titanyum. Ha, gerek bile yok aslında da. Her neyse, bu arada elimizde tabii bıçağımızı bıraktığımız zaman çok daha hızlı yüzüyor karakterimiz. Bu aman Allah'ım. Evet, bakın burada bir şeyler bulabiliriz. Burada araştıracak bir şeyler bulabiliriz ki... Yanılmıyorsam da bulmuştum diye. Şurada bir şey... Bu ne ya? Bakın orada bir duman çıktı, fark ettiniz değil mi? İşte bu. Şunu hemen araştıralım ve dalgıç itiş aracı tasarım hazır. İşte bu. Bununla suyun altında daha hızlı gidebileceğiz. Fakat hala kendimi güvende hissetmiyorum çünkü biliyorsunuz ki Reaper falan var. Oraya cihazla gitmemiz gerekiyor bizim. Bunları araştırabiliyor muyuz veya bunları? Hayır. Bunun içine nereden girebilirim? Aha! Oksijen çok az. %24. Çabuk çabuk. Cutscene'deyken oksijenimiz... Yüzeye çıkalım abi. Hemen yüzeye çıkalım. Orada bir şeyler araştıracağım biliyorum. Bunları gece vakti yapmak belki... Belki mantıklı değildi. Fakat evimizden çok uzak değil. Aurora nerede diyecektim ki? Nevrim döndü. Yalnız... Şuraya falan da yaklaşmak istiyorum ya. Belki özel malzemeler vardır, emin değilim. Ben burayı şey sandım. Bir tane malzeme var ya, deldiğiniz. Onunla açılacak falan sandım. Maalesef... Evet, onunla açılan kapısı sanırım var zaten, değil mi? Masa, koltuk, abi ciddi misin? Hemen araştır. Hemen araştır. Masa. İşte masa yapmayı biliyorum artık. Şimdi koltuk yapmayı da biliyorum. Öğreniyorum. Evet. Bu ne? Atılmış PDA. Sol fare tuşuyla verileri indir. Bakın, arama kurtarma. Paul Torgal. Oha, o neler eklemişler oyuna. Şuraya bakar mısınız? Sen nesin? Bir şey değilsin. Peki. Bunu açamıyorum. Bunu... Buradan herhalde. Hasarlı kablolar. Aha, onarım aracı. Onarım aracı... Yapması zor mu bilmiyorum. Onarım aracı yaptığım takdirde gençler bakın ilerleme kat edeceğiz. Peki. Yarın buraya geliyorum ve günün ilk ışıkları abi. Çok iyi. Bu sanırım enkaz bize daha fazla bir şey vermeyecek diye tahmin ediyorum. Yalnız bakın burada bir şey buldum. Bu ne? Hurda metal. Bunları araştırabiliyoruz ya. Her neyse araştıralım. Biz de belki farklı bir şey öğreniriz gençler. Bu ne? Burada balıklar var. Aha burada tane kapı var. Buradan buraya giremiyoruz. Peki eve dönelim. Şu tamir aracını yapmak istiyorum. Ama öncesinde tabii ki oksijene ihtiyacım var. Şimdi yüzerek şeye girebilir miyim? Ne buldum? Ne aldım? Alamadım. Kaybolmuş olabilir. Buraya tabii ki şu an inemeyiz gençler. İnmeyi çok istiyorum fakat. Hakikaten. Oyuna inanılmaz büyük bir güncelleme geldi bu arada. Onu hatırlatırız belirteyim. Şimdi onarım aracını yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem eğer tekrardan buraya geleceğim. Aha bakın. Aa life pod. Oha bizimkinin aynısı. Bizimkinin aynısı ve ışının başlığı aldım. Oley be. Işınımdan koruyucu. Işınım nedir? Ve bunları nasıl okuyoruz? Mürettebat acil durumu. Hanımefendi sakin olmanızı istiyorum. Tehlike içinde değiliz demiş. Alterra mürettebat. Alterra kim? Aurora yolcusu diyor ki kurtarma ekipleri nerede? Geminin işi bitti. Kurtarma ekipleri nerede yani? Öldüler hanımefendi. Buluşma ortasına gitmeliyiz. Ancak yolumuz ağır ışınım bölgesinden geçer. Ve tek ışınım giysiniz var. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer ışınım giysisini ben alırsam bölgede kurşun kaynağı bulabilirim. Ve geri gelerek ikinci ışınım giysisi üretebilirim. Yalan. Sonra birlikte buluşma ortasına gidebiliriz. Kaçıp gitmeyeceğini nereden bileyim? Giysiyi bana ver ben gideceğim. Nasıl giyeceğini biliyor mu? Ben gideceğim dedim. Hanımlar her zaman için işi zora sokmuşlar gençler. Bayanların her zaman için yaptığı şeyler bunlardır. Peki. Ah yanlış. Yanlışa bastım. Yabancı canlılar, donanımlar, dalgıç itiş aracı. Her neyse herhalde. Oho. Eldiven aldım oğlum. Oğlum çok iyi yalnız. Yavaş yavaş kendimi tamamlıyor gibiyim. Kurşun bazlı ışınımdan koruyucu. Oksijen. Tamam sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Tekrardan dalıyorum. Oho. Tekrardan buna ihtiyacım var mı emin değilim zaten alamıyoruz. Çantayı açsak şuradan. Aa, başım döndü. İnanılmaz derecede başım döndü gençler. Kusura bakmayın başım çok döndü şu an.
Başka bir şey yok mu harbiden? Bir şeyleri elleyemiyor muyum? O başım inanılmaz dönüyor. Şu an dizi oldum, dizi. Ben çıkarım dışarı. Oh be. Sınırı bunalaştıramıyoruz değil mi? Evet. Bu nedir? Ah be, itiş parçası. Biz bunu zaten yapmıştık değil mi? Tamam. Zaten bunu biliyorum. Fazladan titanyum kazandım. Bilmiyorum. Daha farklı wreckler bulmam lazım. Yani daha farklı gemi enkazları bulmam lazım ki bana ihtiyacım olan malzemeleri versin. Fakat öncesinde gençler bir geri dönelim. Öyle değil mi? Bir geri dönelim şöyle hızlıdan. Bakalım onarım cihazını yapabiliyor muyum? Çünkü onarım cihazını yapabiliyorsam bana büyük şeyler sağlayacakmış gibi hissediyorum. Ve gideceğim yerde tam olarak suyun patladığı yer mi? Ha şurası, şurası. Tamam, okey. Tamam, sorun yok. Şimdi kıyafet hariç. Aa, kıyafeti de bulduk. Ne işe yarıyor bu kıyafet ya? Vallahi yani ışının hissisi nedir acaba? Üzerimizde görebiliyor muyuz farklı? Emin değilim. Daha önce ne giydiğimi bilmediğim için bir farklılık var mı çözemedim. Her neyse. Şimdi dalış makarası öğrendik sanırım. Bilemiyorum. Gerek yok. Nefes alma başlığı var. İşte bu. Pil yağlayıcı. Yağlayıcı biraz sıkıntı. Okey. Yağlayıcının ismi de bayağı enteresan. Tamir cihazı. Onarım aracı. Patlayan balık tozu lazım. Ve magnezyum. Magnezyum? Aa, yağlayıcı. Magnezyum. 3, tamam. 3 tuzumuz var. Magnezyum yapabilirim kendime. Bir tek şeye ihtiyacım var. Neye? Patlayan balık tozuna. Yapıyoruz abi. Patlayan balık tozu. Nerede bulacağımı da biliyorum. Evimin hemen altındaki mağarada. Yani şurası. Tek yapmam gereken balığı dodge'lamak. Bakın şurada. Hatırlıyorsunuz değil mi? Oradan bir tane dalış kıyafeti yapmam lazım bir dakika. Onun içinde şu itici güçten olsa bende var. Çok rahat kaçabilirim. Öbür türlü kaçamam ondan. Hayır. Beni direkt birde öldürür mü? Emin değilim. Öldüremez muhtemelen. Fakat pil, yağlayıcı ve bakır tel. Yağlayıcı için ne gerekiyor ya? Yağlayıcı. Yağlayıcı. Su yosun tohumu. Tamam. Tamam. Yağlayıcı tamam. Bakır tel ve pil lazım gençler, haberiniz olsun. Normal pil sorun değil. Ve bakır tel lazım. O da iki tane bakır cevheri gerekiyor. Ben bakır cevheri bende bolca var diye biliyordum. Fakat şöyle suyu içelim. Kurutulmuş gözcüğü de yiyelim isterseniz. Sağlığımız yerine gelsin. Peki. Şimdi. Aa, bunlar çürüdü. Tüh. Bakırı şu an nerede bulacağımı gençler ciddiyim bilmiyorum. Fakat şunları şöyle kare biçimde suya bırakmak istiyorum. Hala şey eklememişler bunlara. Güzel bir design. Bakır işte bu. Bir bakır. Çok şanslıyız abi. İnanılmaz şanslıyız. Bir bakır daha kurşun aldım. Gayet güzel. Fena değil. Fena değil. Şöyle aralarda biraz yüzdüğümüz takdirde daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Bu arada şeye gitmem lazım. Tohum almak için. Tamamdır. İşte bakır bitti. Vallahi bitti. Nereden tohum alıyorduk biz? İşte şuradan. Evet. 3 tane tohum için çantamda yer var mı? Sanırım var. Aa, köpek balığı. Hem de evime çok yakın yerde. Sand shark mıydı bu arkadaşların adı? Burada çok farklı bir wreck var abi, biliyorum. Ve görmüş bile göremedim sanırım. Yalancı. Emin değilim. Şurada bir yerde olabilir. 42 saniye. Dayanırım. 3 tane lazım değil mi? Tabii 3 tane lazım. 2, 3. Şunu bir inceleyelim hemen. Evet. Tamamdır. Oh, kuş bölümleri. Şey, daha doğrusu kuş diyorum ya. Balık. Ne deniyor şunlara? Grup halinde yüzüyorum. Aa, bakın çok hızlı yüzüyorum şu an. Bakın şu an hakikaten çok hızlı yüzüyor adam. Niye öyle? Suyun altında aynı hızla yüzebiliyor muyum? Hayır. Suyun yüzeyinde hakikaten çok hızlı yüzüyor. Bana mı öyle geliyor yoksa? Hatta şu an yüzmüyor da uçuyor gibiyim. Okey. Tamam, peki, sorun yok. Bakın bıraktığım şeyler hala yüzüyor. Henüz batmamışlar. Sakin. Şimdi hemen bir yağlayıcı. Hemen bir mantarı daha alalım. Hemen kendimize bir pil. Değil mi? Hemen bakır tel. Hemen kendimize pil. Oy! Bakır cevheri. Ciddi misin? Ne lazım? Pil! Bir tek pil lazım. Ulan pil yapamıyorum çünkü
pillerimi bakır tele harcadım mecburen. Ulan yine mi lazım ya? Nereden bulabilirim gençler? Bir sonraki bakırı beyefendi lütfen. Sakin ol. Tam soruyorum. Niye? Sizi araştırabilir miyim? Ben sizden hakkında bilgi almak istiyorum. Hem de çok. Sakın arkadan bana şey yapmayın. Dur kaçma ne olur. İnceleyeceğim. Gaz foku. Allah! Sakin ol. Gaz foku sakin ol. Bitiyor. %32. %33. Bitti mi? Dur. Allah. Uzaklaşınca şey oluyor mu acaba? Bak araştırılmayı hiç sevmiyor. Lütfen sakin ol. Gaz foku. %54'teyiz. Lütfen aman Allah. Foku beni çok rahatsız ediyor. İşte bu. Hey bay bay. Yabancı canlılar. Gaz foku. Tamam. İlginç bir isme sahip kendisi. Gaz foku. Okey. Ben sonra şey yapacağım. Okuyacağım senin hakkındaki bilgileri hiç merak etme. Şuraya doğru inelim. Şansımı şuna denemek istiyorum. Herhalde bir tane bakır yetiyordu ya. Abi titanyum... Oho. Oha. Oh yes. Şu çok tatlı. Ve burası çok karanlık. Bu ne? Delikli balık. Doğru. Harika bir isim vermiş. Hakikaten balığın deliği var artık. Okey. Tamam çıkıyorum. Tamam çıkıyorum. 105 saniye okusam bile bana yetmiyor artık. Ama orası ümit verici durdu. Oraya tekrar girmek istiyorum. Çünkü bakır hakikaten çok kolay bulunmuyor. Şuraya girsem acaba çıkış yolunu bulabilir miyim? Bulurum değil mi? Burada patlayan balıklar yoktur değil mi? Şundan bir tane alacağım. Gel kız buraya. Kaçma. Aa çok tatlısın sen. İnanılmaz tatlısın ha. Şuna bak. İşte bu. Dur sakin. Dur sakin. İşte bakır. Daha fazla bulma ihtimali şey gümüş bazlı. Gümüş cevheri ve altın. İyi. Çok mutluyum şu an. Nereden çıktım yalnız onu bilmiyorum açıkçası. Ve suda zıplayan bir şeyler var. Al. Ne oluyor ya? Beni görmedi herhalde emin değilim. Oğlum evimiz nerede? Heh. Çok. Nereden girdik nereden çıktı okey. Yalnız elimdeki balık çok tatlıymış gençler haberiniz olsun. Akvaryumda şunun alıp 10 tane falan olduğunu düşünsenize. İnanılmaz bir renk cümbüşü. Bilmiyorum bunlar farklı bile renkte olsa aslında veya tek bir renk falan değiştirseler. Bu gençleri öldüreceğim haberiniz olsun. İkisini de öldüreceğim. İkisini de. Sanırım mantar şeyde vardı benim. Şurada fazladan bir mantara ihtiyacım var çünkü. Evet. Pilimizi hemen yapalım. Harika. Ve dalgıç itiş aracı. İşte bu. Bunun için bir de pil gerekiyordu değil mi? O çok kötü aslında biliyor musunuz? Şöyle balıkları delikli balık. Delikli balık. Sen şöyle şuraya doğru kaysan gitsen. Benim şunu 3'e koyayım. Ben ne yapacaktım? Heh. Patlayıcı tozu itiş. Oo şunun güzelliğine bakar mısınız? Güvenliğiniz için uzun yolculuklarda yeterli envanter güvence aldınız. Teşekkürler. Aa bunun da feneri var. Of çok iyi. Bakın şuna ihtiyacımız var gençler. Bunun arkasındaki şeye ihtiyacım var. O yüzden benim bunu gaza getirmem lazım öncelikle. Hadi. Allah açtım. Allah. Aman canını almasın. İşte bu. Tamam. Yaratık yumurtası değil. Hayır bunun arkası... Hayır. Arkasında şey vardı bunun. Oğlum bunun arkasında... Magnezyum vardı ya. Öyleydi. Gençler öyleydi. Abi üzüldüm şimdi. Aa balık nereye gitti bu arada? Aldı başını gitti ha. Nereye doğru gitti acaba? Ve ister istemez balığın yumurtasını aldım. Bilinmeyen bir yumurta diyor. Sağ tuşla bırak. Önce bilinmeyen yumurtayı... Aa içinde şey var. İncili... Gençler bakın içinde şey var. Embriyo gibi bir şey var içinde. Anlamam çok da fazla şey böyle şeylerden ama bakın içinde... Seni alacağım abi. Okey. İlginç bir şey buldum. Yalnız... İstediğim şeyi elde edemedim haberiniz olsun. Üzdü. Çok üzdü. Olsun. Olsun. Şu an kesinlikle şikayet etmiyorum çünkü. Evet bunu oraya yaptım ama çok harika bir hamle yaptım gerçekten çünkü bunu alacak yerim yok. Şöyle yapalım. Şuraya yavaştan bırakalım kuvarslarımı. Sağa sola fırlattım kuvarsla bir şeyler bakar mısınız? Harika. Diye alabilir miyim şu an acaba? Umarım alabilirim.
Al. Harika. İn aşağı. Envanter bilenci alındı. Kuvarsları nerede? Müthişsiniz beyler. Sakın uzaklaşmayın. Diğerini de şöyle yanına koyabilirsem. 4. Bırak. Dolap. Evet işte bu. Tekrardan kuvarslarımızı toplayalım. Şimdi hazır dalgıç kıyafetim varken ben farklı yerleri incelemeye koyulmam lazım. Aslında bu dalgıç kıyafetiyle keşke şeye gidebilsem ya. İşte güven. Bu ne? Ha, aman Allah'ım çok korktum abi dedim. Onlar ne öyle? Keşke Aurora'ya gidebilsem. Emin değilim gençler gidebilir miyim ciddiyim bilmiyorum. Şöyle kızım Titanium'u buraya bırakalım. Yanımızda da olsun. Çürüyor pişmiş gözcü. Aman Allah'ım. Şiir gibi. Bu ne lan? Çürüyor pişmiş gözcü. Kara tepeden tepeden. Bir tane şiir aklıma geldi de devamını getiremedim. Her neyse. Gençler gidiyoruz. Ne tarafa doğru biliyor musunuz? Bu aletin bir özelliği var bakın. Bize topografyasını çıkartıyor burasını. Fakat çok da sağlıklı değil gibi veya ben düzgün okuyamıyorum emin değilim. Gemiye doğru yaklaşmak istemiyorum. O yüzden yüzeye çıkacağım öncelikle. Tamam. Gemi arkamızdaymış. Okey. Yürü. Fenerini de şöyle açalım. Gücü 87. Oh, çok... Oo. Çok çabuk azalıyor şeyi ya. Aha işte bu. Allah! Köpek balığı var lan burada. Ey ey ey! Bak bir şeyi kovalıyor. Allah beni kovalıyor. Of 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 of. Ben buralara Cyclops olmadan nasıl geleceğim oğlum? İnanılmaz zor. Yalnız araştıracak bir şey gördüm. Bakın şu. Bu nedir? Bak abi. Bunu araştır çabuk. Oğlum araştıracak bir şey gibi duruyor size. Valiz mi? Aha valiz aldım. Taşınıyorum. Bay bay. Laboratuvar tezgahı. Okey. Şikayet etmiyorum. Ne bulursam karım diye düşünüyorum. Yalnız bazı şeyleri çok yavaş araştırıyor. Arkamdan bana bir şey saldırırsa... Hakaret edebilirim. Yeni blueprint acquired. Okey gayet hoş. Gayet güzel. Valiz. Abi valizleri almam lazım. İçinden çok değerli şeyler çıkabilir. İçinden çok değerli şeyler çıkabilir. Tabii ben bunları sağ salim eve götürebilirsem eğer. İçeride gizli. Ne olabilir? Bir şey var mıdır acaba? Yok güneş batıyor diyor. Okey. Sorun değil. Sorun değil. Güneş batması önemli değil. Güneşin batması önemli değil. Ben önemli eşyaları toplamak istiyorum. Allah kaç. Koş. Koş köpek balığı var arkamızda olabilir. Bu alet olmadan ben buraya nasıl geleyim gençler? Değil mi? Eve gidelim ya. Korkuyorum ben. Boşver eve gidelim hayat. Boşver boşver. Evimiz kayboldu. Oh. Bu ne? Ben yeniden buraya falan geleyim. Yalnız valizleri açmak istiyorum çantamda. Eğer tabii ki açılabilen şeylerse. Ve bir dakika. Bir dakika biz bir şeyler bulduk değil mi? Valiz değil. Tezgah falan buldum ben. Ne tezgahı? Stand veya. Tezgah. Laboratuvar tezgahı yapabiliyorum. Ama bunu yapmam için bana ev falan lazım. Yani şöyle odalar falan filan lazım gençler ki. Of çok fazla şey lazım bana. Hakikaten yapısal inceleme, enkaz, hayvanlar. Heh. Otçullar. Aa otçulmuş gaz foku. Birden çok solungaç geç. Saldırıyla ilgili bana bilgi verin. Sosyal yaşadıkları ve hatta ilişki davranışlarında gaz bulutları yaydık. Aa ilişki. Değerlendirme dikkatli ol. Ne alakası var? Siz o dikkatli olsun. Valiz. Hızlı erişime ata. Aa valiz ne işe yarıyor gençler bir dakika. 4. Aha. Bir dakika. İçinde bir şeyler mi saklayabiliyoruz biz bunun? Ya abi işte ev lazım. Döndüre... At! Bir dakika. Yere az önce koydu fark et. Koy. Koy oğlum. Aa valizi koydum. Diğerinde... Şöyle koyalım. Evet gençler valizler sanırım şu an için... Bir dakika. İçine bir şeyler mi ekliyoruz? Şöyle basıl tutup... Hayır. Oğlum ne alaka o zaman? Ben bunları geç anlamadım fakat şöyle şuraya bırakacağım herhalde. Muhakkak bir amaçları vardır. Şimdi yakalayabiliyorsak birkaç tane airsack yakalayalım kendimize ki su ihtiyacımızı karşılayalım. Uyanmayın ya. Uyanmayın. Ne güzel sıra sıra uyuyordunuz ya. Seni... Devasa mercan borusu değil. Balık istiyorum. Hop. Kaçırdım. Lütfen. Aslında...
şey yapsam, büyük sudan yapsam daha karlı olur ama böyle böyle 20-20 uğraşacağım ha. Hadi Peeper, bir taneye ihtiyacım var, çok ciddiyim. Teşekkür ederim işte bu. Okey. Şimdi sanırım bir sonraki bölüm gençler kırmızı bölgeyi bayağı bir araştırmak istiyorum çünkü şundan emin değilim bakın. Şunu fenerini bir kapatalım. İhtiyacım olan aslında birçok şeyi bulamadım gibi. Şu onarım aracını yapmak istiyorum fakat patlayan balık tuzunu nereden elde edeceğim bilmiyorum. Ben onların arkasında diye biliyordum. Yaptım da halbuki fakat maalesef bizim şeyi elde edemedik. Çok da üzüldüm açıkçası. Ben çünkü yani eski patch'te en azından oradaydı. Pişmiş gözcü. Oh. Suyumuzu da aldık. Şimdi bir tane daha su yapalım. Karnımızı şöyle çürümüş pişmiş gözcü. Az önce neydi? Az önce neydi ciddiyim unuttum. Her neyse. Şöyle suyumuz hazır olsun. Tekrardan yukarıya. Çıkalım. Gençler teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde kırmızı biyomu. Ben derinlemesine araştıracağım diye düşünüyorum. En azından Cyclops'la alakalı bir şeyler bulabilmem gerekiyor ki ben gemiye gidebileyim çünkü bununla çok zor abi. Ben o kadar güvende hissetmiyorum kendimi en azından. Her neyse, teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın ve gençler hoşça kalın.